Değerli Otomekanika ailesinin üyeleri, fertleri, Otomekanika İstanbul Business Talks'a hoş geldiniz. Bugün aramızda Bakırcı Grup'tan Mehmet Karakoç ve de yine Bakırcı Grup'tan İş Geliştirme Direktörü Kuzey Karakoç bizlerle beraberler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün burada toplanmış olmamızın sebebi çok özel bir gündem ve bizi çok heyecanlandıran bir gündeyiz açıkçası. Özellikle Otomekanika İstanbul'da çok özel bir alanın duyurusunu gerçekleştirmek istiyoruz. Bu sene ilk defa Otomekanika İstanbul'da Innovation for Mobility adı altında yeni konseptimizi tanıtacağız. Bu yeni konseptimizi Bakırcı Grup'la beraber gerçekleştireceğiz ve detaylarını ilerleyen dakikalarda sizlerle paylaşıyor olacağız. Innovation for Mobility de aslında otomotiv sektörünün dünyaca gerçekleştirdiği köklü dönüşümleri fuarımıza yansıttığımız bir özel bölümden bahsedebiliriz. Bunun içerisinde elektrikli araçlar, teknolojik dönüşümler, yazılım, donanım gibi birçok şeyde alanda otomotiv sektörünün yeniliklerini fuara yansıttığımız özel bir bölüm olarak söyleyebiliriz. Can, istersen özellikle bu alana geçmeden önce Otomekanika'nın marka değerinden ve kısa tarihçesinden bahsedersen çok iyi olur. Aslında Otomekanika'nın tarihçesi çok ilginç. Bildiğiniz üzere VDR, Alman Otomobil Derneği diye çevriliyor. Türkçe'de birazcık daha farklı bir çevrim var ama 1971 yılında Frankfurt Motor Fuarı'nı yaparken 72 yılında yapmayacağını açıklıyor. Ve dolayısıyla bizim de o zamanki Frankfurt'taki yöneticilerimiz diyorlar ki bu alanı bir şeyle dolduralım, garaj ve servis ekipmanları fuarı yapalım. Otomekanika'yı ilk şey orada çıkıyor, ilk fikir kıvılcımı orada çıkıyor. Ve de 1972'den itibaren her çift senede Otomekanika Frankfurt başlamış oluyor. Daha sonra tabii aradan yaklaşık 50 yıllık bir süre geçiyor. Şu an markanın gelmiş olduğu alan 13 farklı ülkede çok başarılı bir aftermarket fuar alanı. Bu da bizim zaten ana konumuz ve de göz bebeğimiz olan Otomekanika İstanbul'un da ana odak noktası. Burada İstanbul'a kısaca bir Alemdar Bey'den detaylarını rica edeceğim. Daha sonra da çok değerli konuklarımızla yeni bölümümüz hakkında çok özel bir röportaj yapacağız. Çok teşekkürler Can. Burada gururla söylememiz, ifade etmemiz gereken bir nokta var. Can'ın söylediği gibi Otomekanika ailesinde 13 farklı ülkede fuar yapıyoruz. Otomekanika İstanbul bu aile içerisinde 3. sırada yer alıyor. Frankfurt ve Şangay'ın ardından. Bu bizim için gerçekten çok önemli bir nokta. Otomekanika İstanbul'u biz 2001 yılından beri gerçekleştiriyoruz. Bu serüven içerisinde bu önümüzdeki fuar 16.sını gerçekleştireceğiz. İlk başladığımızda o dönemleri düşünüyorum. Bir salonda, 1,5 salonda başladığımız serüvenimizi bu sene 14 salona Otomekanika'yı çıkararak devam ediyoruz. Bu bizler için gerçekten çok heyecan verici bir şey. Buradaki başarının en önemli sırrı bence iki tane büyük Alman fuar firması Deutsche Messe ve Messe Frankfurt'un bu işte beraber hareket ediyor olması. Aynı zamanda da sizler gibi değerli işbirliği yaptığımız paydaşlarımızın fuara getirdiği katkılar. Burada Otomekanika İstanbul tarihinde çok önemli bir dönüm noktasına işaret ediyoruz. Mobilitede çok güzel değişimler var, dönüşümler var. Bu hikayeyi beraber aslında oluşturuyoruz. Bunun da gerçekten çok büyük bir mutluluğunu yaşıyoruz. Bu noktada ben Bakırcı Grup CEO'su Sayın Mehmet Bey'e de bir soru yöneltmek istiyorum. Bu maceranız sizin sektörün çok duayen firmalarından bir tanesisiniz. Sağ olun. Çok büyük emekleriniz var. Özellikle hem ürün bazında hem de eğitim bazında çok farklı şeyleriniz var biliyorum, yaklaşımlarınız var. Hikayenizi biraz bize anlatabilir misiniz acaba? Memnuniyetle, memnuniyetle. Ben bugün çok heyecanlıyım. Neden? Çünkü üniversite dönemindeyken otomotiv sektörüne ilk başladığımda dediler ki aftermarket'i anlaman için
yıl 94. Otomekanikaya gitmen lazım. Ben de otomekanika kim dedim ya, hiç bilmiyorum. Ha, öğrenciyken. O nedenle bugün sizlerle birlikte olmak benim için çok çok mutluluk verici bir şey. Çünkü ben 92 senesinde otomekanikada ilk defa aftermarket öğrendim ve ne olduğunu o zaman gördüm. O nedenle çok değerli, davetiniz için de çok teşekkür ederim. Biz Bakırcı Grup olarak ifade ettiğiniz gibi 8 faaliyet alanımız var. Ve tamamıyla da otomotiv sektörüne yönelik faaliyetler yürütüyoruz. Bunlardan birincisi otomotiv servis ekipmanları. Türkiye'de ilk şasi düzeltme sistemlerini getiren şirketiz. 87 yılında şirketimiz faaliyete geçti. Sonrasında bunun çevresinde dönen hikaye bizi her zaman çok ilgilendirdi. Ve biz dedik ki bu şasi tezgahlarını nereye konumlandırmalıyız? Bu şasi tezgahlarında kimler çalışacak? Nasıl bir eğitim yapmalıyız? Ve buna paralelde sertifikasyon programını nasıl dile getirmeliyiz? Tabii ki yine otomekanikada gittiğimiz ziyaretlerde bunlarla ilgili yapılan çalışmaları Almanya'da veya diğer ortamlarda izliyorduk, görüyorduk. Ve şirketimizi birazcık daha bu vizyonda geliştirmeye çalıştık. Sonrasında tamamen yine derinlemesine bu konuları icra edelim diye derinlemesine şirket yapımızı birazcık daha çeşitlendirdik. Otomotivin servis ekipmanları, eğitimi, sertifikasyonu, bununla ilgili iş geliştirme konuları, yazılım, teknoloji vesaire diye birden artık çeşitlendi ve bir noktaya geldi. Konvansiyonel tarafta sizin de çok iyi bildiğiniz gibi uzun yıllardan beri faaliyet yürütüyoruz. Evet. Fakat bugün sizlerle niye bir aradayız, niye çok heyecanlıyız? Çünkü biz de sektörün çok sıkı takipçisi olarak kendimizi birden elektrikli ulaşım çağının içerisinde bulduk. Yani bu tırnak içerisinde, bu elektrikli ulaşım çağının içerisinde servislerin yeni modernizasyonu, servislerdeki yeni teknolojiler, sizin zaten fuarda da bütün katılımcıların da ifade edeceği gibi yeni bir dünyanın içerisine giriyoruz. O nedenle de bu yeni dünyada sizlerle birlikte inşallah o gün çok güzel şeyler anlatacağız. Geleceğimize dair çok güzel konulardan bahsedeceğiz. Onun için de tekrar çok teşekkür ediyoruz sizlere. Bizimle birliktesiniz. Sağ olun. Biz de çok çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten yaptığımız çalışmalar itibariyle biz de yaklaşık 3-4 yıldır bu otomotivdeki dönüşümü fuara yansıtmak için bir çalışmalar başlatmıştık. Aslında sizin fuarda gerçekleştireceğiniz, bu sene ilk defa gerçekleşecek olan konsept bu duygularımızı biraz daha somuta dökmemize neden olacak. Türkiye'nin de şu anda gündeminde bu dönüşüm var. Özellikle elektrikli araçlar konusunda ikisi üst üste örtüşüyor. Ben eminim ki çok sayıda insan bu konuya ilgi gösterecek. Gerek sektör profesyonelleri, gerekse son kullanıcılar bazında çok sayıda soruyla karşılaşacağınızı, ziyaretçilerin çok sayıda bilgi edinebileceği bir şey çalışma olacağını düşünüyoruz açıkçası. Bu noktaya gelişinizin biraz arka planından bahseder misiniz? Tabii ki. Mehmet Bey. Memnuniyetle. Nasıl geldiniz? Memnuniyetle. Sizin de ifade ettiğiniz gibi bütün paydaşlar bazı sorular soruyor. Yani şarjlanmayı soruyor, bu araçlardaki bataryayı soruyor, yazılımı soruyor. Ve bugün bizim konvansiyonel tarafta bilmediğimiz, alışık olmadığımız sorular. O nedenle de konu çok çok ilgi uyandırıyor. Biz de kabaca 2019 yılından beri bunun üzerine çalışmalar yürütüyoruz. Takdir edersiniz ki bu teknolojiyi tabii ki üretenler ve bütün o know-how'u onlardan transfer etmek gerekiyor. O nedenle de biz bugün bir köprü görevi görerek sizlerin sayesinde de otomekanikada bunları tüketiciyle veyahut da sektördeki diğer oyuncularla buluşturmayı hedefliyoruz. O nedenle de çok heyecanlıyız. Teknolojik olarak zaten birazdan neleri anlatacağımızın, yani bu konseptin içerisinde belki oradaki izleyicilerimiz de ya da ziyarete gelenler de ilk kez duyacaklar belki. Evet. Çünkü Mobility Experience Center adını verdikleri, aslında Türkçesi Mobility Deneyim Merkezi, yani elektrikli araçlarla ilgili bütün deneyimlenecek süreçlerin dizayn edildiği bir konsept. Bu konsepti inşallah hep birlikte orada gerçekleştireceğiz ve Mobility Deneyim Merkezi'nin içerisindeki olabilecek olan 8 tane önemli adımı teknoloji ve teknoloji meraklılarıyla buluşturacağız. Onları soracağız, detayları soracağız zaten. Evet. Evet, o zaman şunu söyleyebiliriz. Innovation for Mobility by Bakırcı adı evet, altında bir alanımız olacak. Bakırcı diyebiliriz, evet. İnşallah. Bu işbirliğimizi de deklar edebiliriz. Peki Mehmet Bey, burada şimdi elektrikli araçlar veya hidrojen veya alternatif yakıtlı araçlar diyoruz. Şimdi
Son kullanıcı için evet çok açık ve net. Aracı aldınız, kullanmaya başladınız, bir sorun çıktı veya bir sorun çıkmadı, bakım vakti geldi. Bunu ne şekilde çözümleniyor ve ne şekilde çözümlerini göstereceğiz bu alan içerisinde? Bu bir ekosistem olarak gözüküyor bizim gözümüzde. Sizler için de aynı diye düşünüyoruz. Birazcık daha detay verebilir misiniz o konuda? Memnuniyetle. Can Beyciğim, ifadeniz çok doğru. Bu şu anda yeni bir ekosistem. Bu ekosistemin içerisindeki bütün paydaşlar zaten otomekanikada yer alacak. Yani eğitimciler, ekipmancılar, yedek parçacılar, herkes bu ekosisteme destek veren herkes orada artık kozlarını paylaşacak. Ve bugün geldiğimiz noktada işin çok başındayız ama gidecek çok yerimiz var. O nedenle de ben bu birlikteliği, yani sizlerle birlikte yarattığımız bu değeri, bu sinerjiyi çok önemsiyorum. Çünkü inanın o kadar çok konu şu anda çözülmesi ve cevaplandırılması gerekiyor ki o nedenle paydaşlarımıza bunları tek tek anlatmaya gayret göstereceğiz. Servisleşme süreciyle ilgili evet bugünkü elektrikli ve sizin ifade ettiğiniz gibi yarın hidrojenle ilgili yeni dünyalar, yeni teknolojiler var ve biz bunlara alışık değiliz. Yani bizim sanayimiz de buna alışık değil ve alışma sürecindeyiz. Biz Türk halkı olarak biliyorsunuz yeniliklere çok açığız. Yani bu inovatif konular bizi her zaman heyecanlandırıyor. İnşallah ismimiz de o nedenle çok şey gelecek, onlara çekici gelecek inşallah. Innovation for Mobility, birlikte yarattığımız isim. O nedenle de servisleşme sürecinin içerisinde evet bazı duraklar var. O durakları zaten birazdan Kuzey Bey anlatacak. Ama bunu yaparken de önümüzde ciddi bir sınav var. Yani hep birlikte vermemiz gereken ciddi bir sınav var. Dünyada biliyorsunuz bu ekolojik değişim, iklim krizi, karbon emisyonları vesaire ile ilgili insanların algıları farklı bir noktaya gitti. Bu algı değişiminden dolayı da elektrikli araçlara doğru yönelim çok hızlandı. Evet. Özellikle 2021 senesinden sonra açıkçası hani olur mu? Acaba ne zaman gireriz? Sektör bunu destekler mi gibi konular artık bence bitti. Artık o yola girildi. Şimdi artık bunu tamamıyla ileriye taşıma safhasındayız. O nedenle bu taraf otomekanika çok çok değerli bu anlamda. Biz zaman içerisinde bu ekosisteme nasıl daha fazla katkı verir hep birlikte daha da düşünmeliyiz. Belki daha başka adımlar da atmalıyız hep beraber. Evet, ama servisleşme sürecinde yeni konseptler, yeni standartlar, bunun yanında yeni yedek parça modülleri, bunun yanında yeni eğitimler, o kadar çok şey yapmamız gerekiyor ki ve inanın daha işin başındayız ve bunu inşallah birlikte gerçekleşteceğiz. Biz de memnuniyet duyacağız bu işi beraber gerçekleştirmekte. Deyip dilerseniz birazcık da bu alanın içerisinde neler var? Hangi konular ele alınacak? Bu alan neden önemli? O konuları Kuzey Bey'den dinleyelim. Tabii ki. Şöyle anlatayım. Bizim konseptimizde, Innovation for Mobility konseptimizde biz aslında tabii ki sizlerin de dediği gibi mobilite deneyim merkezini paydaşlara anlatmaya çalışıyoruz. Bu mobilite deneyim merkezimizde aslında biz paydaşlara geleceğin servisleri nasıl olacak bunu göstermeyi hedefliyoruz. Bu konseptimizde 8 tane adamız olacak. Bu 8 adada biz son teknolojileri kullanarak, son teknoloji ekipmanları kullanarak kullanıcılara, müşterilere ve paydaşlara dediğim gibi kullanıcı deneyimini en üst seviyede yaşatmayı hedefleyeceğiz. Bu adalarda ADAS kalibrasyon, batarya onarımı, dinamometre, kaporta boya, mini onarım, mekanik bakım, şarj istasyonları ve aksi ölçüm ve lastik ekipmanları. Bu adalarda özellikle elektrikli araçlara özel kullanacağımız ekipmanlar olduğu için burada konvansiyonel araçlarla elektrikli araçların servis, bakım ve onarımdaki farklılıklarını göstermeyi hedefliyoruz. Ayrıca bu konseptimizde sadece ekipman tarafı değil, özellikle yeni olan, yeni teknolojik, elektrikli araçlarla birlikte gelen yeni teknoloji olan araçların bütün altyapı teknolojileri olsun, batarya teknolojileri olsun, frenleme teknolojileri olsun, rejeneratif frenleme teknolojileri olsun, bunların hepsini anlatmayı hedefliyoruz. Çok güzel. Yani bu bizi çok fazla heyecanlandırıyor. Çünkü otomekanika aslında tarihinde ilk defa bu kapsamda elektrikli araçlarla ilgili bir servisi fuar alanında kuracağız. Aynen öyle. Ama mütevazi olmayacak bu. Yaklaşık 1 metrekare bir alanda kuruyoruz. Evet, evet. Dolayısıyla bizim için de çok önemli bir gelişme. Bir ilki yaşıyor olacağız hep beraber. Remdi abicim bir de bir katkı vermek istiyorum ilaveten.
Takdir edersin ki otomotiv sektöründe siz bütün bu eğitim ve iş süreçlerini gerçekleştirirken bazı standartlara uymalısınız. Tabii. Konvansiyonelde de gerek OEM tarafında gerek aftermarket'te bazı TSE'nin veyahut da kurumların bazı standartları var. Bu standartlar aynı elektrikli araçlar için de şu anda hazırlandı ve uygulamaya geçecek. Bizim şu anda yapmış olduğumuz çalışmaların bir tanesi de biz aynı zamanda Türkiye'de Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından akreditasyon olan bir şirketiz. Evet, biliyorum. Ve bununla ilgili de elektrikli araçlara yönelik bir standart hazırlandı Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından. Yani yarın bu araçlara müdahale edecek olan teknisyen arkadaşlarım ya da genç arkadaşlarımızın bu standartlara göre bu hizmet üretmesi gerekiyor. O nedenle de biz inşallah fuar alanımızda hep birlikte bu standartların neler olduğunu, bu standartlar içerisinde ne tür eğitimlerin olması gerektiğini de anlatacağız buna ilaveten. Dolayısıyla dolu dolu bir mobilite deneyim merkezi yaşatacağız inşallah. Yani Mehmet Bey, anladığınız kadarıyla bağlantılı mobilite, elektro mobilite, e-mobilitenin getireceği faydalar ve de eğitim kısmı veya sertifikasyon, çalışanların sertifikasyon kısmının tamamını Innovation for Mobility Bay Bakırcı'da göreceğiz. İnşallah. İnşallah. Bir de gözümü arkadaki motosikletten alamıyorum. O nedenle belki şunu da söylemek lazım. Umarım standımızda inşallah sadece binek otomobiller değil, motosiklet, scooter, mikromobilite, yani bütün yelpazeyi gösterebileceğimiz bir ürün gamı olacak. Dolayısıyla inşallah ziyaretçilerimiz her şeyi de deneyimlemiş harika ve keyfini sürmüş olacaklar. 360 derece vakıf olacağız gibi, evet, bir hissiyatımız var. Evet. Peki birazcık da pazarlama faaliyetleri bu alanı nasıl olacak? Bu alanı ziyaretçiler, satın almacılar ve de mobilite meraklıları veya otomotiv meraklıları diyelim genel anlamıyla. Orada neler bekliyor olacak onları? Kimleri görebilirler? Birazcık belki ondan söz etmek faydalı olacak. Memnuniyetle. Şimdi takdir edersiniz ki yaptığımız bir şeyi iyi anlatmamız da gerekiyor. Yani her kesime ulaştırmamız gerekiyor. Yani bu her kesimden kastım, tabii ki otomotiv sektörün bütün paydaşları olarak sizin de çok iyi bildiğiniz gibi bir sanayi siteleri gerçeğimiz var. Evet. Bir yetkili servisler tarafımız var. Bütün bu paydaşları inşallah orada misafir edeceğiz. Ama misafir ettiğimizde de onlar neyle karşılaşacaklarıyla ilgili de küçük birkaç bilgi vermek istiyorum. Örneğin elektrikli araçlarla ilgili en çok merak edilen şey, bunun bataryası nasıl bir batarya? Evet. Bu batarya onarımı nasıl oluyor? Bataryayı söküyor muyuz? İçindekileri değiştirebiliyor muyuz? Nasıl kalibre ediyoruz gibi sorular geliyor. Bu nedenle de biz ziyaretçilerimize şöyle küçük bir sürpriz yapacağız inşallah. Cidden sektörde bu işin duayenlerini davet ettik ve bugün otomotiv sektöründeki ana üreticiler, yani batarya üreticilerinin bütün bu testlerini, kalibrasyonunu yapan bir mühendislik şirketi bizimle birlikte olacak. Aynı şekilde şarj istasyonları ile ilgili dünyadaki en önemli markalardan bir tanesi olacak. Ben şimdi reklam olmasın diye marka söyleyemiyorum. Biz biliyoruz. Dolayısıyla onlar bizimle birlikte olacak. Karoser onarımı aynı şekilde. Takdir edersiniz ki elektrikli araçlarla ilgili aracın üzerinde çok ciddi bir yüksek voltaj var. Ona istediğimiz gibi müdahale edemiyoruz. O nedenle o müdahale süreçleriyle ilgili yine uzmanlar bizimle birlikte olacak. Dolayısıyla o bütün Kuzey Bey'in söylemiş olduğu adalarda bu teknolojileri tek tek anlatacağız. Çok güzel. Daha yapılacak o kadar çok iş var ki. Evet. Bu çok güzel bir başlangıç olacak. Evet. Buna inanıyoruz. Burada ben katkılarınızdan dolayı bu işbirliği için özellikle sizlere çok çok teşekkür etmek istiyorum. Teşekkür ederiz. Bizim için çok değerli bir katkı bu gerçekten. Sizin gibi özellikle hem ürün anlamında hem de akademi anlamında çalışmaları olan bir şirketle beraber bu konsepti geliştiriyor olmak bizler için çok değerli. Standartları sizin söylediğiniz gibi belki bizler kuracağız ve o standartları çok yüksek bir noktaya koyacağız. Dolayısıyla da diğer bu alana girmek isteyenler için de ulaşılması gereken bir hedef olarak ortaya çıkabileceğiz diye düşünüyoruz. Aynen böyle Alemdar Beyciğim. Bir de ilaveten belki şunu da söylemek lazım. Böyle bir mobilite deneyim merkezinin ortaya çıkabilmesiyle ilgili biz 5 ana maddede bunları toplamaya çalıştık. İnsan, mekan, ekipman, süreç yönetimi ve bütün bu süreçleri yönetecek olan dijital çağ yazılım teknolojileri. Evet. Bunların tamamına cevap vermeye çalışacağız. Çünkü
bu paydaşların tamamı eğer senkronize bir şekilde çalışıyorsa işte o zaman gerçek mobilite deneyim merkezi hizmet verebilir duruma geliyor. O nedenle de buradaki insanın ne tür eğitimler alması gerektiği, nasıl ekipman alması gerektiği, nasıl bir mekanda, ben neden farklı bir epoksi yapmalıyım, neden bu yükseklikte bir lift kullanmalıyım, nasıl bir süreçle ben bunları tamir edeceğim ve yarının dünyasında yarının servisi olacağım, bunların bütün cevaplarını inşallah bulacaklar. Yani bu 5 alanda ziyaretçilerimiz geldiği vakit kepçelerini doyuracaklar, dolduracaklar diyebilir miyiz? Aynen öyle. Aynen. Çok güzel. Aynen. Kapatmadan önce fuarımız yaklaşıyor. Bütün paydaşlarımızı, katılımcılarımızı, ziyaretçilerimizi fuarımıza davet edelim, bekleyelim. 8-11 Haziran tarihleri arasında bizler yaklaşık 600 yerli firma, 600 de yabancı firma olmak üzere yaklaşık 50 bin ziyaretçimizle buluşacağız. Sizleri de heyecanımıza ortak olmaya bekliyoruz. Otomekanika İstanbul Fuarı'nda Haziran'da görüşmek üzere diyoruz. Çok çok teşekkür ediyoruz sizlere. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.